Sayın Sarı, yerel seçime 2 yıl kaldı, hatta daha da az bir süre kaldı. Erdek'in bu Sayın Aysan döneminde geçirdiği süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Hemen arkasından şunu soracağım, tekrar aday olacak mısınız? Cumhuriyet Halk Partisi ne düşünüyor Erdek'le? Ya ben Erdek'in iyiye gittiğine inanmıyorum. Yani bir çifte, yani beni mesela insanlar sert görebilirdi belediye başkanıyken, ama ben bir şey söylediğim zaman onun kanun olduğunda, bir yani kanun gibi onun arkasında duracağımı bilirler. Şimdi sen bir yerden şikayet ediyorsun, meclis üyesinin Albatros'ta şu aşağıdaki yerini imara aykırı diye oradaki barları yıkıyorsun. Onun üzerine şehirler kulübüne, şurada 5 dakika çekiverin, astsubaylar kulübüne, kendi mülkün olan bir alanda değil, trotuarın kamuya terk edilmiş bir alan üzerine kaçak yapı yaptırıyorsun. Yıktığın yerleri ihalesiz olarak gidiyorsun bir özel sektöre, Albatros'u veriyorsun. Bu mu adalet? Bu mu adil? Albatros kime aitti? Levent Karabacı'a aitti. Evet, meclis üyesinin kardeşine aitti. Ya yani problem şahsi, siyasi olsun ya da olmasın. Ben bir önceki dönem AKP'den belediye başkanıydım. Levent Karabacak da CHP ilçe başkanlığı da yaptı. Hiçbir zaman böyle bir yaklaşım yapmadı. İhalesiyle vesairesiyle hukuki süreçleri tamamlanmış işlerdi. Şimdi gidiyorsun Kurbağalı'da 60 milyara büfe ihale ediyorsun taş restoranının önünde. Adam 60 milyara giriyor, ihaleyi alıyor. Öbür tarafta hükümet konağını geçince çocuk bahçesinin önüne bir kondu büfe yaptırıyorsun. Kim bunlar ya? Bir yerde ihaleyle parayı alıyor adam. Bir yerde gidiyor, aynı büfe gibi, aynı o işler gibi gece kondu yapıyor. Ve kaymakam her gün önünden geçiyor. Savcı geçiyor. Belediye başkanı geçiyor. Biz geçiyoruz. Şimdi ben bunları söylemiyorum. Söyleyince esnafın işinde de engel oluyor bu tabii yani. Bunları devletin görmesi lazım. Eğer belediye başkanı adil değilse devletin sisteminin devreye girmesi lazım. Buradan suç duyurusu da bulunuyorum madem bu vesileyle geldiniz. Erdek'in sahilleri, rantı şu anda belediye başkanı tarafından kişilere peşkeş çekilmiş durumda. Öğretmen evinden bir gün batımı seyredebiliyor musun? Bakın bakalım. Erdek batıyor ya. Esnaf kan alıyor. Dışarıdan gelen işportacılar sahili istila etmiş vaziyette. Benim zamanımda da vardı bazı şeyler, ama ben Erdek dışından gelen hiçbir kimseye bu konuda yol vermem. Erdek dışından gelen hiçbir kimse Erdek'te seyyar satıcılık vesaire yapamadı yani benim dönemimde. Veya gözümden kaçsa bile yakaladım mı engel oldum yani. Ama şimdi bakıyorsunuz Erdekli esnaf da, Erdekli esnafa da gidiyorum. Diyorum ki oh ne güzel ya, bu belediye başkanından memnunsunuz siz herhalde. Memnun olmanız lazım. Caddeler istila edilmiş vaziyette. Erdek'in ana caddesi Adnan Menderes'ten girin Erdek'e. Sol tarafa bir bakın, eski halin karşısına. Ya trotuar yok. İşporta orada ne alırsan 1,5'cular. Yola çıkmışlar. Park etmeye yer yok. Yani bunu kim görecek? Belediye başkanı görmüyor bunlar. Gök görmüyor. Zaman zaman gerçi açıkladığınız basın toplantılarında borç meselesi. Şimdi ben tekrar bu konuyu soracağım. Ne kadar borç bıraktınız? Bu borç ne oldu? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Mart 2009 itibariyle gelen 3 tane müfettişin belediyeyi geçmiş dönemde incelemesi sonucunda devletin İçişleri Bakanlığı'nın baş kontrolünün verdiği resmi rakam. Zeytinli Ada'yı kazandırdı ya, Zeytinli Ada'nın kamulaştırması da dahil olmak üzere 38 trilyon kamu kurumlarına, 10 trilyon civarında da, yanlış söylemeyeyim, bak fena çıkarttı, pardon, bak 38 trilyon toplam borç var. Kamu ve özel. Evet, 38 trilyon. Bunu zaten ben basına da dağıttım. Dağıttınız basına. Bu müfettişlerin raporu. Bu arada efendim 10 trilyona yakında, 9 küsür trilyonda belediyenin alacağı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri beni engelliyor. Engeller de yapılır, yapılan hizmette yapılır. 15 trilyon belediye başkanı oldun. İlk sene 15 trilyon Halk Bankası'na kredi almak istedim. Belediye meclis üyeleri ne yaptı? Oy birliğiyle karar aldı. Aldı mı? Aldı. Her türlü projede
Her türlü Erdek'in önünü açacak her işte benim belediye meclis üyelerim karar aldı mı? Aldı. Aksi takdirde ben belediye meclis üyelerimi zaten burada bütün halinde tutamazdım. Ben iktidardayken de demokrat bir adam, dışarıdan sert görürler ama ben muhalefet meclis üyelerini ikna etmeden gündeme ben iktidar, şu anda muhalefetteyim, grup toplantısı yapıyorum ama iktidardayken bir kere grup toplantısı yapmadım. Bütün meclis üyesi arkadaşlarına sorabilirsiniz. Bir kere grup kararı almadım belediye başkanıyken. Ama muhalefetteyken şimdi yeni meclis üyesi olan arkadaşlar var. Teknik konularda benden bilgi istiyorlar. Hem kanun açısından, tabii tecrübemden dolayı, hem de mimar olmamdan dolayı, şehircilikle ilgili, imarla ilgili konularda teknik bilgim olduğu için, teknik bilgi istedikleri sürece de burada görüşüyoruz. Ve hiçbir zaman şu kararı uygulayacaksınız demedim. Ama bütün arkadaşlarım burada. Biz muhalefetteyiz, istediği gibi avlayabilir bizim meclis üyelerimiz. İstediği gibi tehdit de edebilir. İnsanlar ediyor. Bir tane meclis üyemiz şu şöyle olacak demedim. Ben teknik olarak bilgiyi verdim. Bunun sonucunda şöyle olur, şunu şöyle olur, şöyle olur diye. Bu konu böyle. Belediyeyle ilgili biz engel olmadık, olmayacağız da. Çünkü bu memleket benim. Ben de bu memlekette yaşıyorum. Ve belki de bir iki sene sonra benim siyasi partimden gelen birisi belediye başkanı olacak. Ben her memleketin dibine dinamit koyar mıyım? Ben o duyarlılıkta bir adamım yani. Şu anda ne kadar borcu var belediyenin? Valla şimdi... tabii resmi rakamları benim bilmem mümkün değil. Ancak şunu söyleyeyim, bildiğim şu. 15 trilyon kredi aldım. Ve o bir 15 trilyonun yaklaşık her ay 280 küsur milyar civarında bir ödemesi var. Bunu da ödemiyor. Dolayısıyla otomatikman 30 trilyon ilave oldu. Faizsiz. İşini duyuyoruz. 96 milyar oldu. Kendi bazen beyanat veriyor. 96 milyar. Ya benim bıraktığım 38 trilyon, 50 trilyon değil. 50 trilyon olsun, ben kabul edeyim. 50 trilyon, devletin rakamı burada. 50 trilyon, 80 küsur yıllık borcun birikimidir. Yani devlet devamlılık ister. Örnek veriyorum, benden önceki dönemde Erdek Belediyesi'nin başladığı ciddi bir proje vardı. Su projesi. Eğridere su projesi. Arıtma tesisi yapıldı. Efendim bütün şehir şebekeleri yapıldı. Kimin zamanında yapıldı? Evet o başkanımın zamanında başladı. Hamit Başkan'ın zamanında başladı. Ama arıtma tesisinin temelleri seçimden önce atıldı. Bitişi benim zamanıma denk geldi. Dolayısıyla ödemeleri, arıtma tesisinin terfi istasyonlarının ödemeleri ve özellikle en büyük maliyeti olan şehir içindeki 110 kilometrelik kazı işlemi benim zamanımda yapıldı. Bu borçları ben aldım, devraldım, ödüyorum, yapıyorum. Bu belediyenin işi yani. Ben ilk belediye başkanı oldum 99'da, 2036 yılına kadar belediyenin İller Bankası'na para çekme yetkisi yoktu. Bu projeden mütevelli. Ama işte o koalisyon döneminde %90 kesintiler yapıldı falan filan. Kısa sürede borç kapandı. 10 sene sonra ben kredi alabilir duruma geldim. Ben belediye başkanı olduğumda kredi alamadım. 2008 yılına 99, işte 9 sene sonra kredilenebilen bir kurum haline geldi. Batık bir kurum kredi alabilir mi? Hadi bakalım gitsin Halk Bankası'ndan, sen Önder Balıkçı olarak git bir kredi al. Emekli maaşın garantisi yoksa, kefillerin garanti değilse, ipotek verme. Tamam. Peki madem battı da bu belediye de. Ben şimdi buradan kamuoyuna söylüyorum. Herhangi bir vatandaş gitsin müracaat etsin, bankadan kredi alabiliyor mu? Nasıl şartlarda alıyor? Erdek Belediyesi'nde ben 10 sene belediye başkanlığı yaptım. 4,5 trilyon krediyi 2008'de Seyit Gazi'yi yaparken zorla alabildim. Sen belediye başkanı oldun, tık 15 trilyon kredi aldın. Madem battı da bu. Evet. Nasıl kredi verdi banka? Evet. İller Bankası nasıl kefil oldu? 2014 yaklaştı, az önce görüştüğümüz gibi. Yıllardan beri Erdekli Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı da kazanamadı. Bu kez ne yapacaksınız? Umutlu mu? Mutlaka umutlusunuz siyasetçi olarak ama ne düşünüyorsunuz 2014 için? En azından siz yine aday olacak mısınız? Düşüncelerinizi almak istiyorum. Şimdi sen beni çok uzun yıllardan beri tanırsın. Ben ANAP'ta siyasete başladım. ANAP'ta ilçe başkanlığı yaptım. Bu ilçe baş teşkilat havasını kokladım. İkinci siyasi parti diyelim. Teşkilat havası koklamak farklı bir şey. Ben o zaman da ilçe başkanıyken ben adayım dememiştim. Hakikaten de değildim. Örnek veriyorum, Refik Tabiloğlu'na çok ısrarla gitmiştim o dönemde. Herkes biliyor bunu, kamuoyu da biliyor. Bir ilçe başkanının görevi seçimi kazanacak kadroyu oluşturmak. Eğer hiç alternatif yoksa kendini hazırlamak.
Şimdi ben potansiyel belediye başkanlığını yaptığım için potansiyel aday olarak görüyorum. Bir de tabii kitle oluyor. Mesela şimdi Erdek'te... Demokratik hakkınız da değil mi? Aday olmak. Ya şimdi evet. Şöyle. Belediye başkanlığı yapınca bir ekibin oluşuyor. Mesela Hamit Nural'ı sen şimdi vaka olarak kabul etmeyebilir misin? Yani şu anda sokaktan geçen biri ben belediye başkanı olabiliyorum diyebilir mi? Diyemez. Adamın meclis üyeliği vardır, gençlik kolu başkanlığı vardır, Adalet Partisi'nde bir background'u vardır, gelmiştir. Belediye başkanlığı yapmıştır. Hamit Nural dediğin zaman 1500, 2000 belki bilemem şimdi sayma şansım yok. Hani laf olsun diyorsun. Hüseyin Sarı dediğin zaman 2000 tane bilmem hareket ettirebileceği güç var. Hüseyin Aysan da o gücü oluşturmuştur. Evet. Şimdi bu güçleri oluşturmak siyasette emek ister. Ama ben şunu objektif olarak düşünüyorum. Yani ben belediye başkanı olacağım diye şahsi hırsla giderseniz insan kaybeder. Ben ilçe başkanıyım şu anda. Belediye başkanı olacaksam istifa ederim, bağımsız adaylığımı koyarım. Hani örnek veriyorum. Veya kenarda beklerim, bütün partilerden teklif beklerim. Ben şu anda bir partide siyasi mücadele veriyorum. Onların bana gösterdiği desteği karşısız bırakmamak için ki çekilebilirdim. Neticede belediye başkanı yaptım. Partiyi sahipsiz bırakmamak için özellikle sevenlerin ısrarı üzerine ilçe teşkil başkanlığına devam ettim. Şimdi de amacım şu. Ben ilçe başkanı olduğum sürece Erdek'in CHP'nin seçimi kaybetmemesi. Referandumda %50'nin üzerinde oy almış. Genel seçimde %59 oy almış bir ilçenin ilçe teşkilatı yerel seçimi kaybetme şansı yok. Kaybederse hata yapar. Bir önceki seçimde de biliyorsun ben son anda CHP'den aday gösterildiğim için bir parçalanma oldu, bir tabii ki bölünme oldu. Dolayısıyla tanınmamaktan, yanlış anlaşılmalardan az bir farkla seçimi kaybettik ama Erdek Belediye Meclisi son 20 senedir hiç meclise bir kişi bile sokamıyordu Cumhuriyet Halk Partisi veya CHP. İlk defa CHP 60 yıldır Cumhuriyet tarihinden bu yana, yani çok partili sisteme geçtiğimizden bu yana ilk defa CHP meclise bir kere iktidar oldu. Bunu benim hatalarım da vardı, şahsi hatalarım da vardı seçimi kaybetmeme sebep olan. Şimdi bu dönemde ben olurum veya başka biri olur. Ama şunu söyleyebilirim. Benim aday olmam için olmazsa olmaz tek şart var. Ben aday adayı olacaksam sadece ve sadece Erdek'te ön seçim şartı, bütün üyelerin katıldığı ön seçim şartı uygulanırsa aday olurum. Aksi takdirde genel merkezin atayacağı aday adayları tespiti gibi bir şey yapılabilirse adaylığımı koyarım. Ön seçim diyorsunuz. Kesinlikle kayıtsız şartsız. Ön seçim olursa ve burada bakın üye kayıt, hani ya Hüseyin Sarı kendi adamlarını kaydetti falan. Buraya üye olmak isteyip de gelip de benim reddettiğim bir Allah'ın kulu yok. Ama genel merkezin Cumhuriyet Halk Partisi disiplinli bir parti. Daha önceki bazı partiye genel parti politikalarına hakaret etmiş bir iki kişiyi reddettiğini biliyorum. Bir iki kişiyi reddetilmiyor ama genel merkez. Ben ilçe başkanı olarak hiçbir kimsenin üyeliğine ipotek koymadım. Koymayacağım da bundan sonra isteyen bütün, bak bir buçuk sene var. Altı ay gibi bir sınır bile olsa bir sene daha vakit var. İsteyen her arkadaş gelip üye olabilir partiye ve siyasi mücadeleye buradan başlayabilir. Benim tek şartım olur. Aday adayı olmam için. Aday demiyorum. Eğer ön seçim kararı alırsa aday adayı olurum. Ama diğer şekilde genel merkez atamasıyla aday adayı yapma müracaatını yapma. Ha partim beni aday gösterirse aday olur. Evet. Anlatabildim evet. mi? Müracaat etmem. Tamam. Ama yok sen olacaksın derlerse de aday olur. Öyle tamam. Bir sıkıntı tamam. Son soru. Büyükşehir olmak durumunda, büyükşehir olmak üzere Balıkesir. Bu seçim sürecini Erdek'i nasıl etkiler sizce? Olumlu mu etkiler? Olumsuz mu partiniz açısından söylüyorum. Parti açısından olumsuz etki olacağını düşünmüyorum. Tam tersine. Yani öyle bir denge var ki bizde. Mesela köylerle Erdek merkezinin oy oranı aynı. Yani köylerde de aynı oy oranını aldık biz. %58-%59 merkezde de aynı oy oranı aldı. Partisel açıdan bir problem yok. Peki şey açısından, Erdek açısından. Kişisel, yani mesela diyelim Hüseyin Sarı adayı oldu. Evet. Örnek veriyorum. Kişisel de ben yıllardır siyaset içindeyim. Öyle bir handikapım olmaz. Yok Erdek'in gelişmesi açısından nasıl bakıyorsunuz? Şimdi ben büyükşehir olgusuna Balıkesir ölçeğinde çok sıcak bakmıyorum. Şimdi büyükşehir olgusu esasen biliyorsunuz metropollerden çıktı. Yani metropollerdeki idari kaosu kaldırmak için çıktı. Evet.
Şimdi bu da eskiden hani il yapıyorum seni, ilçe yapıyorum seni, politika meydanlarında, seçim meydanlarında konuşuyor da tak bandırma plakayı 80 tak, 81 tak vesaire. Bu da o işe dönüştü. Şimdi metropol nedir? Artık köyler birleşmiş, kentler birleşmiş, birleşmiş. Birbirinden ayrı belediyeler var, birbirinden ayrı idari yapılar var. Dolayısıyla bir kaoslar olabilir. Böyle bir şey var mı Balıkesir'de? Yok. Balıkesir'in ilçeleri Balıkesir'i geçmiş. Ama 100 kilometre, 130 kilometre mesafe var. Birleşmiş mi? Yani Gebze ile İzmit'in birleştiği gibi veya işte Körfez Belediyesi ile birleştiği gibi birleşmiş mi? Biz metropol değiliz. Biz büyük şehir, bütün şehir. Şimdi bu ne demek? Şimdi köylerin devletten, aslında devlet burada politika yapıyor. Devlet, ben bu işleri yapmıyorum artık diyor, belediyeye devrediyorum. Ne? Köy yolları. Su, elektrik, temel bütün köylerin ihtiyaçlarını devrediyor belediyelere. Şimdi bana söyler misiniz? Belediyeler bütün Türkiye'de borç batağında. Devletin yapamadığı Ormanlık, Kocaburgaz yolunu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi nasıl yapacak? He? Dursun Bey'deki bilmem ne köyünün yolunu kim yapacak? Yapamayacak. Nasıl yapacak? Kısa yoldan zam, şey yolundan zam. Şimdi ne oluyor büyükşehir olunca? Köylü şehirli oluyor. Artık su parası verecek. Muhtar almıyor su parası. Yol katılım payı verecek. Emlak vergisi verecek. Dolayısıyla vatandaşın cebinden dünya kadar para çıkacak. Köylünün cebinden. Erdek için menfaat. Erdek'e avantaj sağlar. Neden? Ormanlı köyünden de para topla. Kocaburgaz köyünden de para topla. Karşıyaka'dan da al. İşte Turan'dan da al. Erdek'e yatırım yap. Mesela. Köyler dışlanacak yani. Bu herkes adil olamaz bu noktada. Ciddi sıkıntılar doğacağına inanıyorum. Ben biraz politika olduğunu düşünüyorum işin içinde. Yani hani Balıkesir'e bir rozet takıyor veya bir madalya vermiyorlar aslında. Belki Balıkesir merkezine madalya veriyorlar ama köylü Balıkesir'e büyük bir ekonomik yük getireceğine inanıyorum. Ve bunun da ters döneceğine inanıyorum sonrasında. Bandırma il olmak için en uygun ortama sahip dediğiniz bir konuşmamızda. Evet. Biraz açar mısınız hocam? Yani şimdi Balıkesir büyükşehir olma noktasında iken Bandırma'nın siyasi kadrolarının il olabilmek için en iyi konjonktürü yakaladığı bir dönem. Mesela şimdi ben AKP siyasi partisi olarak düşünüyorum. Şimdi Körfez CHP ağırlıklı. Bandırma, Erdek, yine bu sahil, Marmara sahilde CHP ağırlıklı. Şimdi merkez MHP'de. Bir düşündüğün zaman bile aslında AKP'nin yani bu alanda artık Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni dahi rizikoya soktuğu bir siyasi parçalama oldu. Bandırmalı bundan yararlanabilirdi. Bu arada siyasi iktidar da belki bak sizi il ben yaptım diyebilirdi yani. Ama Bandırma'nın il olması bence bu bölgeye çok iyi olacaktı. Bu konjonktürü hiçbir siyasi kadro kullanmadı, değerlendirmedi. Ben burada bir, yani anlamıyorum, anlamadım. Demek ki Balıkesir'in lobisi çok baskın. Yani her siyasi kadroda baskın Balıkesir. Ne bizim muhalefetten, yani CHP'den böyle bir ses çıktı, ne MHP'den böyle bir ses çıktı, ne de AKP'den böyle bir ses çıktı. Ha, İktidar Partisi bunu yapar muktedir durumda olduğu için siyasi kadro. Ya Bandırma'yı il yapsalar belki Bandırma'yı yeniden Cemal Öztaylan'a rağmen kazanabilirlerdi yani. Allah Cemal Bey'i bizim başımızdan eksik etmez umarım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler bu güzel sohbet için.